aşil tendon kopmaları sıklıkla genç erkeklerde gördüğümüz ayak ağrısının arkasında koşma sırasında, sportif aktivite sırasında ani bir e, ağrı ve ses gelmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Bu çok ciddi bir yaralanmadır. Mutlaka tedavi edilmesi gereklidir. Kişilerde e, kopma sırasında ani bir ses duyduklarını görürler. Bu kopmalar bir tekmeyle, darbeyle değil, kontak olmadan yani kişiye bir temas olmadan olur. Kopma sonrasında bu yaralanmayı yaşayan sporcu arkasına döner bakar ama kimsenin kendisine temas etmediğini, tekme atmadığını görür. Aşil tendon kopmaları sonrasında özellikle genç hastalarda cerrahi tedavi yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Minimal invaziv dediğimiz çok küçük kesilerle yapılıp yırtık uçlarının bir araya getirilmesi ve sabitlenmesiyle hastalarda erken dönemde yüklenmeye, erken dönemde aktiviteye ve işine geri dönmesine izin veren bir cerrahi yöntem uygulayabilmekteyiz. Minimal invaziv cerrahi yöntemde yaklaşık 2-3 santimetrelik bir kesiden cerrahi tamamlandıktan sonra ilk iki hafta ayak alçı içinde dizden aşağıda olan kısa bacak alçı kalıbı içinde durmakta. ikinci i̇kinci haftadan itibaren bota geçilmekte. Bu zaman zarfında banyo yapmasına, alçıdan çıkartıp hareket etmesine izin vermekteyiz. İkinci haftada hastalar alçı botu kullanarak koltuk değneği ya da yürüteçle yavaş yavaş üzerine basabilmekte ve ayak bileği hareketleriyle güçlendirmeye başlamaktadır. Özellikle dördüncü haftadan itibaren yüklenmenin artması ve fizik tedavi ile beraber kişiler daha rahat işlerine gidip gelebilmektedir. Aşil tendon kopması sonrasında araç kullanmaya 6. haftadan sonra izin vermekteyiz. 6. haftadan sonra kişiler normal ayakkabı giyerek Hayatlarına devam edebilmektedir. Dördüncü aydan itibaren koşuya, altıncı aydan itibaren de mücadele sporuna izin verecek şekilde güçlendirme ve fizik tedaviyle sportif hayatlarına geri dönebilmektedirler.